Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarım, bazı namaz vakitlerinde İmam Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli okurken bazı vakitlerde içinden okuyor. Bu vakitler hangileridir? Neden o vakitlerde İmam içinden okuyor da sesli okumuyor? Bu hususu arz etmek istiyorum. Öncelikle öğle ve ikindi namazları tek başına da kılınsa, cemaatle de kılınsa kıraatın yani Kur'an okumanın gizli yapılması vaciptir. Tek başına kılan kimse veya imam kendi işiteceği kadar bir ses çıkararak Fatiha ve sureyi okur, gündüz kılınan nafile namazlarda da gizli okumak aynı şekilde vaciptir. Cemaatle kılınan sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının bütün rekatlarında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında kıraatı açık yapmak, sesli okumak vaciptir. Akşam namazının üçüncü rekatında, yatsı namazının da son iki rekatında gizli okumak vaciptir. Ancak tek başına sabah, akşam ve yatsı namazını kılan kimse isterse kıraatı sesli yapar, dilerse gizli olarak da okuyabilir. Bu okuma şekillerinin gündüz namazlarında gizli, gece namazlarında, cuma namazında, bayramlarda açıktan okunmasının hikmeti de değişik tefsirlerde şöyle izah edilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a davetin ilk yıllarında tebliğ görevini gizli yapıyordu. Sahabiler, sahabe efendilerimize namaz kıldığı zaman da Kur'an'ı kıraatle sesini yükseltir, namazları açık kıldırırdı. Müşrikler, Peygamberimizin sesli okuduğunu duyunca şiirlerle ve uydurdukları sözlerle karıştırmaya çalışıyorlardı. Peygamberimize de hakaret ederek işi alay etmeye kadar vardırıyorlardı. Müşriklerin bu çirkin hareketlerine meydan verilmemesi, ve Müslümanların eziyetlerine maruz kalmamaları için bir ayet-i kerime nazil oldu. İsra suresinin 110. ayeti Namazında sesini ne çok yükselt ne de fazlaca kız. İkisi ortasında bir yol tut. Ayette müşriklerin duymalarına mani olmak için Peygamberimizin sesini yükseltmemesi isteniyordu. Değerli dostlarım, bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle ve ikindi namazlarında müşriklerin eziyetiyle muhatap olmama adına okumayı gizli yaptı akşam namazı, vakit ise onların yemek saati, yatsı ve sabah da uyku saatleri olduğundan bu namazlardaki kıraati açıktan yaptı. Cuma ve bayram namazları da zaten hicretten sonra farz ve vacip kılındığından dolayı da bir zararı olmamıştır. Ondan dolayı da cehri yani açıktan okunmuştur. Değerli dostlarım ancak Mekke müşriklerinin ilk Müslümanlara neler ettiklerinin bilinmesi için durum kıyamete kadar yaşayacak insanların ibretine sunulmuş gündüz namazlarına gizli okunması emri bu hikmetle devam ettirilmiştir. Elbette başka hikmetleri de vardır ancak müşriklerin ilk altın halkaya yaptıklarını hatırlamak bakımından bundaki ibretler akla ilk gelenlerdir. Bir diğer husus ise İslam'daki görevlerin bir kısmı akılla izah edilebilen makulül manadır. Az bir kısmı da teslimiyeti gerektiren ve akılla izah edilemeyen bu boyuttadır. Bunun da hikmetleri vardır. Bir hikmeti şudur ki İslam dininin iki temel esası vardır. Birincisi iman esaslarıdır, iman ilimdir ve akla hitap eder. İkincisi de İslam esaslarıdır. İslam teslim olmayı gerektiriyor. Bu sebeple bazen aklın kavrayamadığı bazı hususlar olacak ki teslimiyet hasıl olsun. Yoksa her şeyi aklına yattığı için kabul ederse kişi o zaman teslimiyet testine geçmemiş olur. Bu açıklamalar ışığında denilebilir ki hac ibadetinde olduğu gibi namazın da bu şekilde kılınmasında da teslimiyeti gözeten taabbudi boyut vardır. İkincisi namazın ilk iki rekatında okumanın açık olması Allah'ın huzuruna çıkmanın verdiği sevincin bir yansıması olabilir. Yani Allah'ın huzuruna çıkan bir kul huzura kabul edildiği için çok mutlu olur. Bu aşırı sevincin verdiği coşkudan dolayı içi içine sığmaz. Rabbinin kelamı olan Kur'an ayetlerini sesli bir şekilde okuyarak bu coşkusunu dışarıya vurmuş olur. Fakat ilk iki rekattan sonra bu coşkulu hal yerini acizliğe, fakirliğe, muhtaçlığa, kusurlu halini görmeye bırakır. Artık sesi sedası kesilmiş, ilahi huzura çıkmanın verdiği coşkunluk yerine kulluk şuurunun verdiği bir eziklik ve ilahi mehabetten alınan bir korku ve haşyet kişiyi sarmış olur. Değerli dostlarım, Dikkat edilirse gündüz kılınan öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında gizli okumak söz konusudur. Gece namazları sayılan sabah, akşam, yatsı ise ilk iki rekatla açık okuma vardır. Bu açıdan bakıldığı zaman konunun gece ve gündüzde de bir alakasının olduğu düşünebilir. Klasik kaynaklara göre Mekke devrinde gündüz namazları müşriklerin korkusundan sessiz kılınıyordu. Gece namazları ise bu korkudan biraz uzak olduğu için sesli kılınıyordu. Değerli dostlarım namaz kılmak imandan sonra en büyük kulluk vazifesidir. Beş vakit namazın her birisinin ayrı bir zaman dilimine tahsis edilmesi Allah'ın o vakitlerdeki tasarruflarına, yarattığı nimetlere bakar. O halde namazın bütün kainata, cinlere ve meleklere bakan yönü vardır. Gündüz bütün kainat, bütün varlıklar insanların gözü önünde lisan hal ve lisanı kal ile yaptıkları ibadetleri söz konusudur. Böyle büyük bir cemaatin içinde olduğunu düşünen kişi kendi kulluğunu çok küçük görür ve adeta utancından bu ibadetini gizlemeye çalışır. Gündüz namazlarındaki sessizlik bu hali simgelemektedir. Gece ise insanın kendi zihnine göre her şey istirahate çekilmiş, adeta uykuya dalmış ve sessiz sedasız bir hal almıştır. Bu durumda sessizliği ibadet neşvesiyle bozmak, her tarafı zikir meclisine çevirmek için sesli okumak çok münasip düşmektedir. Bu neşve ve neşe yukarıda belirtildiği üzere daha sonra yerini kulluk şuuruna bıraktığı için ilk iki rekattan sonra yerini tekrar gizli okuyuşa, sessizliğe bırakır. Değerli dostlarım, biz her ne kadar da ilk halkadan olmasak bile sahabe-i kiram efendilerimizin yapmış olduğu, başta Allah Resulü'nün yapmış olduğu bu hareketleri, bu davranışları yapmamız bizlere de birer vecibedir. Allah Resulü nasıl uygulamışsa biz de aynı şekilde uygulamış oluruz. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri, hayır hasanatı, güzellikleri, salih amelleri, dergah izzetinde kabul eylesin. Namazı şuurla eda eden müminlerden olabilmeyi tüm dinleyicilerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.